1 Ekim, dünya çapındaki kahve tutkunları için özel bir gün, Dünya Kahve Günü. Bugün, sevilen içeceğimizi kutlamak ve çekirdekten fincana yolculuğunda emeği geçen herkesin sıkı çalışmasını takdir etmek için bir fırsat. Bu yıl GastroSanat, Karınca El Emeği Eğitim Birimi ile işbirliği yaparak bu özel günü kutlamak için eşsiz bir etkinliğe ev sahipliği yaptı ve katılımcılara kahve yapımının sanatına ve zanaatine derinlemesine bir yolculuk sundu. Etkinlik, katılımcıları bir kahve çekirdeğinin menşeinden fincanlarına kadar olan aydınlatıcı bir yolculuğa çıkardı. Karınca El Emeği Eğitim Biriminden uzmanlar, kahve yetiştiriciliği, hasadı ve işleme sürecinin detaylarını anlattılar. Coğrafi kökeni ve kavurma tekniklerinin etkisiyle farklı kahve çekirdeklerinin kendine özgü lezzet profillerini vurguladılar. Katılımcılar, kahve dünyasına hakim olan iki ana çeşit olan Arabica ve Robusta çekirdekleri hakkında bilgi edindiler. Etkinliğin kalbi, uygulamalı kahve demleme atölyeleriydi. Bu atölyeler, kahve severlerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için mükemmel bir fırsat sundu. Katılımcılar, her biri mükemmel fincanı elde etmek için benzersiz bir yol sunan çeşitli demleme yöntemlerini öğrenme ve deneme fırsatı buldular. Her yöntemin kendine özgü bir karakteri ve lezzet profili vardı. Bu da katılımcıların damak zevklerini keşfetmelerine olanak tanıdı. Suda demleme yöntemiyle French Press, dolgun ve zengin bir lezzet sundu. Bu yöntem, kahve çekirdeklerinin doğal yağlarını ve aromalarını koruyarak yoğun bir tat deneyimi sağladı. Ocaküstü klasiği olan Mocha Pot, espressoyu anımsatan yoğun ve güçlü bir demleme sağladı. Bu yöntem, İtalyan kahve kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak bilinir ve kahve severler arasında oldukça popülerdir. Birçok kahve kreasyonunun temeli olan espresso bir diğer önemli noktaydı. Espresso, yoğun aroması ve güçlü tadıyla kahve dünyasında özel bir yere sahiptir. Katılımcılar, mükemmel bir shot elde etmek için öğütme, basınç uygulama ve demleme süresinde uzmanlaşarak bir espresso makinesini kullanma sanatını öğrendiler. Bu süreç, kahve yapımının inceliklerini ve detaylarını anlamalarına yardımcı oldu. Bu faktörlerdeki küçük değişikliklerin espresso tadını nasıl önemli ölçüde değiştirebileceğini keşfettiler. Her bir ayar, kahvenin lezzet profilini ve aromasını etkileyerek, katılımcılara kahve yapımının ne kadar hassas bir sanat olduğunu gösterdi. Etkinlik, sıradan kahve demlemenin ötesine geçerek latte sanatı dünyasına adım attı. Katılımcılar, kahvenin sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir sanat formu olduğunu keşfettiler. Latte sanatı, kahve ve sütü bir araya getirerek görsel olarak çarpıcı ve estetik açıdan hoş desenler yaratma sürecidir. Katılımcılar, bir fincan kahvenin yaratıcılık için bir tuval olabileceğini keşfettiler. Bu etkinlikte, kahve severler, latte sanatının inceliklerini öğrenmek için bir araya geldiler. Herkes, kendi benzersiz tasarımlarını yaratma fırsatını buldu ve bu süreçte kahveye olan sevgilerini daha da derinleştirdiler. Usta baristaların rehberliğinde, çarpıcı desenler ve tasarımlar oluşturmak için buharla ısıtılmış sütün espresso üzerine dökme sanatını öğrendiler. Bu süreç, sabır ve pratik gerektirir, ancak sonuçlar her zaman büyüleyicidir. Katılımcılar, her döküşte daha da ustalaşarak, kendi sanatsal yeteneklerini keşfettiler. Basit kalplerden ve lalelerden daha karmaşık güllere ve kuğulara kadar katılımcılar sanatsal yönlerini keşfettiler ve kahve kreasyonlarını minyatür başyapıtlara dönüştürdüler. Her bir tasarım, katılımcıların kişisel dokunuşlarını ve yaratıcılıklarını yansıttı. Latte sanatı, kahveye olan bakış açısını tamamen değiştirdi. Yeni bir beceride uzmanlaşmanın verdiği sevinç ve memnuniyet, latte sanatı kreasyonlarını gururla sunarken yüzlerinden okunuyordu. Katılımcılar, bu deneyim sayesinde sadece yeni bir yetenek kazanmakla kalmadılar, aynı zamanda kahveye olan tutkularını da yeni bir seviyeye taşıdılar. Bu etkinlik, kahve severler için unutulmaz bir deneyim oldu. Etkinlik, teknik yönlerin ötesinde, kahvenin zengin kültürel önemine de ışık tuttu. Katılımcılar, içeceğin büyüleyici tarihini, Etiyopya'daki kökenlerini ve kıtalar arası yolculuğunu, yol boyunca gelenekleri ve ritüelleri nasıl şekillendirdiğini öğrendiler.
Kahvenin dünya çapında kafelerde ve evlerde bağlantıları ve sohbetleri teşvik ederek sosyal etkileşimlerin ayrılmaz bir parçası haline nasıl geldiğini keşfettiler. Etiyopya'nın geleneksel kahve törenlerinden Avrupa'nın hareketli kafe kültürüne kadar kahvenin farklı kültürlerdeki rolü hakkında anekdotlar, öğrenme deneyimine büyüleyici bir boyut kattı. Etkinlik, duyusal bir kahve keşfiyle, yani rehberli bir kahve tadım oturumu ile sona erdi. Bu oturum, katılımcıların kahve dünyasına daha derinlemesine bir bakış açısı kazanmalarını sağladı. Her bir yudumda kahvenin karmaşıklığını ve zenginliğini keşfettiler. Katılımcılar, farklı kahvelerin aromasını, lezzetini ve gövdesini değerlendirmek için kullanılan profesyonel bir teknik olan cupping sanatını öğrendiler. Bu teknik, kahve tadımında kullanılan en yaygın yöntemlerden biridir ve kahvenin tüm özelliklerini ortaya çıkarmak için idealdir. Meyvemsi ve çiçeksi notalardan çikolatalı ve fındıksı notalara kadar çeşitli tek kökenli kahveleri tattılar. Her bir kahve, yetiştiği bölgenin iklimi, toprağı ve işlenme yöntemleri nedeniyle benzersiz tat profillerine sahiptir. Katılımcılar, bu farklılıkları keşfederek kahveye olan bakış açılarını genişlettiler ve her birinin benzersiz tat notalarını belirlediler. Bu süreç, katılımcıların kahve tadımında daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağladı. Kahvenin her bir yudumunda farklı tatları ve aromaları ayırt etmeyi öğrendiler. Bu interaktif oturum, kahvenin karmaşıklığına ve çeşitli lezzet profillerine katkıda bulunan faktörlere dair anlayışlarını geliştirdi. Katılımcılar, kahvenin sadece bir içecek olmadığını, aynı zamanda bir sanat olduğunu fark ettiler. Kahvenin yetiştirilmesinden işlenmesine kadar geçen süreçteki her bir adımın son üründe nasıl bir etki yarattığını öğrendiler. Bu, kahve algılarını basit bir içecekten karmaşık ve incelikli bir duyusal deneyime dönüştüren göz açıcı bir deneyimdi. Katılımcılar, kahvenin sadece bir enerji kaynağı olmadığını, aynı zamanda zengin bir kültürel ve duyusal deneyim sunduğunu keşfettiler. Bu deneyim kahveye olan tutkularını ve ilgilerini daha da artırdı. Etkinliğin başarısı, Karınca El Emeği Eğitim Biriminin özverisinin ve tutkusunun bir kanıtıydı. Kahve eğitimini teşvik etme ve bu sevilen içeceğe daha derin bir beğeni kazandırma konusundaki kararlılıkları, etkinliğin her aşamasında açıkça görülebiliyordu. Geniş bilgileri ve etkileyici öğretim stilleriyle uzman eğitmenleri, katılımcıların sadece öğrenmelerini değil, aynı zamanda kahve dünyasını daha fazla keşfetmeleri için ilham almalarını da sağladı. Gastrosanat, bu sürükleyici kahve deneyimi için mükemmel ortamı sağladı. Mutfak sanatlarına olan özverisi ve yüksek kaliteli deneyimler sunma konusundaki kararlılığıyla bilinen gastrosanatın son teknoloji ürünü tesisleri ve samimi atmosferi, etkinliğin genel keyfini artırdı. Karınca El Emeği Eğitim Birimi ve gastrosanat arasındaki işbirliği, Dünya Kahve Günü'nü kahvenin bir bütün olarak kutlamasına dönüştüren bir sinerji yarattı. Gastrosanattaki Dünya Kahve Günü etkinliği, katılan herkes üzerinde kalıcı bir etki bırakarak büyük bir başarı elde etti. Katılımcılar, mükemmel fincanlarını demlemek ve hatta kendi latte sanatlarını yaratmak için bilgi ve becerilerle donanmış olarak, kahvenin yeni bir şekilde takdir edilmesini sağladılar. Etkinlik, eğitici girişimlerin basit bir kahve içme eylemini nasıl bir keşif, takdir ve saf keyif yolculuğuna dönüştürebileceğinin bir örneğiydi.